Bab-ı selâf-ı sevb-ül vahid. Bu bak, bir elbisede namaz, kılmak, caiz midir, değil midir? Tek elbise. Elbiseyi çarşaf gibi üründü, namaz kıldı. Caiz midir, değil midir? İhtiraf burada. Tabii Türkiye'de pantol, ceket olduğundan bir elbise orada imkanı yok. Ama burada izar, rida. Evet, izar belden aşağına bağladığı vidada, üstüne omuzlarını aldığında vida, iki elbise oluyor. Yahut bunlardan ikisi yok da bir tanesi, bir tanesini aldı da çarşaf gibi büründü. Caiz midir, değil midir? Bu şeyler de var, teklimler de var. Geniş bir entari tarzında sağını sol omuzuna atar, solunu da sağ omuzuna atar, bir elbiseyle kılar. Ulemanın bazısı bu mekruhtur, caiz değildir demişler. Dersi de caizdir. Bugünkü de sonu beyan edecek. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravuh ibn-i İbade. Kâle haddesena ibn-i Cüreyf. Kâle ahbereni nafi'un enne ibn-i Umar'a radıyallahu anhuma. Nafi'e diyor ki Abdullah ibn-i Umar kesahı ona giydirmiş ve vavulamın o da çocukmuş. Nafi'e Abdullah ibn-i Umar'ın kölesi. Bu köleye bir elbise yaptırmış Abdullah ibn Ömer. فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ Abdullah ibn Ömer mescide girdi. فَوَجَدَهُ نَافِعِ بُلْدِ يُسَلِّقِ Namaz kılar olduğu halde buldu. Evet. Ne olduğu halde namaz kılar? مُتَوَشِّحًا مُتَوَشِّحًا Bir elbiseye bürünmüş. İki elbise yok. Bir elbiseye bürünmüş. Onunla tesettür. Senin iki elbisen yok mu? Çünkü yeni yaptırmış. Bir izar, bir rida. Yani bir belden aşağı, bir de belden yukarı iki. Kale dedi ki, bela evet, benim iki elbisem var. Kale, Abdullah ibn Ömer dedi ki, ara eyte, sen görür müsün? Deviste entü bike, senden yardım talep etsem. Vera eddar, bu darın dışarısında. Sana bir iş teklif etsem, git evden çık, filan işi dışarıda gör gel desem. E kün tedabisehuma, sen o iki elbiseyi giyer misin, giymez misin? Kâle nâm, dedik evet, iki elbiseyi giyer. Yani bir adam evde bir elbiseyle yarı tesettüre evret etmiş, yarısı çıplak iş görebilir. Fakat dışarıya gideceği vakitte elbisesinin tamamını giyer. Onun için Abdullah bin Ömer de buyuruyor ki, ben senden bir yardım istesem, git dışarıda bir iş gör desem, sen tek elbiseyle mi gidersen yoksa iki elbiseyi de giyer misin? Dedi ki, hayır, ikisini de giyerim. Kâle Abdullah bin Ömer buyurdu ki, Allahu Cenab-ı Hak, ehakku daha ziyade layıktır, en tezeyyene lehu, sen onun için tezeyyün edesin. Sual bu hemze istifam mukadder. Fallahu Cenab-ı Hak ehuve demek. Ehuve hakku en tezeyyene lehu emin nas. Allahu Teala mi onun huzuruna ziynetlik etmen daha layıktır yoksa halk mı? Kale Nafi'un Nafi dedi ki belillah Allahu Teala daha layıktır. Ziynet evet insan bir huzura bir meclise gittiği vakitte süsle elbiselerini giyer. Allah-u Teala'nın huzuruna giderse daha evla bitirik, daha iyi, güzel elbiselerini giyer. فَأَخْبَرَهُ onun üzerine Abdullah ibn Ömer İmam-ı Nafi'ye haber verdi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ederek اَوْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ yahut da babası Ömer'den rivayet ederek ikisinden birisini İmam-ı Nafi şek etti ki Abdullah ibn Ömer ya Resulullah'tan işitmiş ya babası Ömer'den işitmiş bana haber verdi. Kâle Nafi'un Nafi diyor ki kad isteykentu ben yakın ediyorum ki ennehu yani yakinen bildim ki ennehu bir rivayet en ahadihima ikisinden birisinden bu yakinen biliyorum ya Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş ya babası Ömer'den ve ma urahu ben onu zannetmiyorum İlla an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlla Peygamber Efendimiz'den. Yani galibi zannim o. Ben unuttum diyor İmam-ı Nafi'ye.
Abdullah ibn Ömer babasından bir rivayet ederek söyledi, Resulullah Efendimiz'den bir rivayet ederek söyledi. Fakat galibi sendin, Resulullah Efendimiz'den rivayet ederek söyledi. Kale, dedi ki, la yeştemilu ahadukum. Resulullah Efendimiz Hazreti Ömer diyor ki, la yeştemilu, müştemil olmaz, ihtimal etmez, ahadukum sizden biriniz, fissalâ, namazla, ihtimâle yehud, Yahud'un elbise giymesi gibi vücudun elbisesini o şekilde giymez. Yahudiler ne şekilde yaparsa sen o şekilde yapma. Yahudiler böyle kılarmış. Bir elbiseyi alır, ona bürünür, namaz kılarlarmış. Sen böyle yapma. Evet. Men kâne, her kim olursa, bulunursa, lehu adam için sevbani iki elbise bulunursa, feryet tezir, bu adam izar olarak kullansın, ve diğer tezir bir de rida olarak. İki elbisesi varsa, birisini izar olarak belden aşağısına bağlasın, birisini de omuzlarına alsın rida olarak. Ve men bir kimse ki lem yekun lehu sevbani, onun iki elbisesi olmadı. Yok, fakir, feryet tezir, öyleyse birden aşağısını setresin, sümmel yusalli, sonra namaz kılsın. Şimdi bu hadis-i şeriften anlaşılan, bir adam namaza duracağı vakıtta iki elbiseyle durması lazım. Birisi izar, birisi de rida. Şayet fakir yoksa bu vakıtta bir izarına namaz kılacak. Çünkü zaruret hali. Ama iki elbise olur da yalnız izarına namaz kılarsa olmaz. Bu hadis-i şeriften bu anlaşıldı. Bir, haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Abdullah bin Abdülvehhâbil Hücubi, kâle haddesene Hammâd bin Zeyd, an Eyyûb, en nâfen fezekere bin isnâdihi mitlehu sevâ. İbn Ebu Davud da başka bir senette bu hadis-i şerifi yine İmam-ı Nafi'den rivayet eyledi. Haddesene Yezid bin Sinan, kâle haddesene Şeyban bin Ferruh, قال حدثنا جرير بن حازم النافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما. إمام نافع diyor ki Abdullah ibn Ömer bize rivayet eyledi. فلا أدري فقط ben bilemiyorum ki رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورivayet eylemiş olduğu Peygamber Efendimiz'e ref etti. Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyorum mi dedi. اَوْ حَدَّسَ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Yoksa babası Ömer radıyallahu anh'den bir rivayet etti. Bunu bilemiyorum. Şekke şek gitti Nafi'ün Nafi'ye. Yani bu şek Nafi'den mi başladı yoksa Nafi'den sonra gelen ravilerde mi oldu? Yok. İmam-ı Nafi'nin kendisi şek gitti. Abdullah ibn Ömer'in o hadisi, rivayeti Resulullah'tan mı oldu, ondan mı söyledi, babası Ömer'den mi? Bunu ben unuttum diyor. Muhakkak bu ikisinden birisinden ama hangisi onu bilemiyorum diyor. Sümme zekere misle ma haddese bihi Nafi'a. Yukarıda İmam-ı Nafi'ye rivayet etmiş olduğu hadisi yine evine burada da zikreyledi. An İbn-i Ömer radıyallahu anhüme Abdullah ibn-i Ömer'den min kelami Resulillah, Resulullah Efendimiz'in kelamından ev kelami Ömer radıyallahu anh yahut Hazreti Ömer'in kelamından. Evet. Nerede olan kelami fil hadisi de bu. Birinci hadisi. Hadis-i şerif bir. Vak'a bir de ravi ile müteaddit senetleri getiriyor, tekviye ediyor. Olur ki müteriz kalkar da senedin ravilerinden birisini itiraz ederse öteki senedi getirdi, ondan tekviye eder. Burada kaç senet getirdi? Bir, iki, üç. Bir daha getiriyor. Haddesene ibn-i Merzuk, dördüncü oluyor, dördüncü senet. Kâle haddesene Vuhaybun, kâle haddesene Ebi, قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله. Yine hadisi şerifi İbn-i Mertuk'ta rivayet eyledi. Şu halde bu hadisin kaç senedi var? 4 senedi var. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فذهب إلى هذا, buna sahip oldu kavmun bir cemaat. فكرهوا mekruh gördüler. الصَّلَاةَ نَمَازِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ bir elbisenin içinde namazı kılmayı mekruh gördüler. Kim için mekruh gördüler? Limen bir kimse için ki kâne o adam oldu. Kadirem. Kadir oldu, kudreti yetici oldu. Alâ tevbeynin iki elbiseye. İki elbiseyi giyip de namaz kılmayı
gücü yetiyor. Evet, yani kendi kudreti dahilinde bu var iken iki elbiseyle kılmadılar, bir elbiseyle kıldı. Bunun namazı mekruhtur dediler. Ve kerihu mekruh gördüler. As-salate namazı. Limen bir kimse için ki lem yekun olmadı. Kadiren, kadir olmadı illa ala tevbin vahidi. İlla bir sevbe. Peki iki elbisesi yok, fakir. O bir elbiseyle kılabilir mi, kılamaz mı? Kılar. Madem yok, kılar. Bunda kerahat yok. İçin fakir olduğunda. Lakin o elbiseyi bütün vücuduna mı saracak, yoksa belden aşağı izar olarak mı kullanacak? Yok. Bütün vücuduna sararsa Yahudilere teşebbüh olur. Ona içtimali Yahud derler, bu caiz değil. Ya ne yapacak? Belden aşağısını izar olarak saracak. Öyleyse bu cemaat diyorlar ki, zengin ise iki elbiseyle kılacak, bir elbiseyle kılması mekruhtur. Fakir ise bir elbiseyle kılması mekruh değildir. Fakat bunun ihtimal üzerine, bütün vücuduna sarması mekruhtur. Onu diyor ki, evet, ve kerihu mekruh gördüler es-salate namazı limen bir kimse için ki lem yekun kadiren illa ala tevdun vahid. Gücü yetmedi illa bir elbiseye gücü yetti. Bunun da namaz kılmasını mekruh gördüler. Ne oldu o halde? Müştemilen bihi mültahifen. O elbiseyi ihtimal etmiş, üzerine sarmış, lihaf gibi mültahifen. Bir adam yorganı nasıl sararsa vücuduna battaniyeyi, o da o şekilde elbiseyi sarmış, onu da tesettür avret etmiş, namaz gelmiş. Bunu mektup gördüler. Velakin yemdagî lehu, lakin ona layıktır ki en yettezire, belden aşağısını izer gibi yapsın, belden yukarısı çıplak kalsın, böyle kalsın. وَاَحْتَجُّ بَهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisle ihticat ettiler. وَقَالُوا dediler ki هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu rivayet Peygamber Efendimiz'dendir. لَا شَكَّ ف۪يهِ Bunda da şek yoktur. Şek yoktur. İmam-ı Nafi rivayetin kimden olduğunu rivayet. Şek, ya Abdullah ya Hazreti Ömer'den ya Peygamber Efendimiz'den. Fakat onlar diyorlar ki bu Peygamber Efendimiz'dendir. Niye farz edelim ki Hazreti Ömer rivayet etmiş, Hazreti Ömer kendini yine mi uydurmuş? Yok, illa da Resulullah Efendimiz'den öğrenmiş ki, böyle öğretmiş. Abdullah İbni Ömer, ha bizzat Resulullah Efendimiz'den rivayet eylesin, ha Hazreti Ömer'den rivayet eylesin, Hazreti Ömer'den rivayeti de yine Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş demektir. Bu hadis emreden kimdir? Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zekeru zikrettiler ki zalik bu mesele hakkında ma haddesen ibn Ebi Davud İbn Davud'un rivayet etmiş olduğu hadisi kâle haddesena Züheyr ibn Abbad kâle haddesena Habs ibn Meysere an Musa ibn Ukbe an Nafi'in el ibn Umar radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا صَلَّا اَحَدُكُمْ Sizden biriniz kıldığı vakıtta فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ Elbiselerinin ikisini de giysin. فَاِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri اَحَقُّ daha ziyade ahak ve layıktır. اَحَقُّ مَنْ Şurlu kimselerin daha elyak ve ahakkıdır ki يُزَّيَّنُ tezeyyür olunur lehu onun için. يُزَّيَّنُ asli يُتَزَيَّنُ mütezeyyeni tazaya kalp edilmiş, tazaya ifhal edilmiş, yüzeyyeni olmuş. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَوْبَانِ İki elbisesi yoksa, فَلِيَتْ تَزِيرٍ İzar olarak kullansın, izar sallâ kıldığı vakıtta, وَلَا يَشْتَمِ بُرُنْمَسِنْ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz, فِي صَلَاتِهِ Namazında ihtimale Yahud, Yahudilerin bürünmesi gibi bürünmesi. Bunu da delil getirdiler. Dediler ki bak işte bu hadisi şerifte daha ziyade serahat var. Bir adam elbise bulamazsa, bir elbisesi olursa onu izar olarak kullansın. Bütün vücuduna lihaf gibi sarmasın. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Ubeydullah ibn Mu'ad. Kale haddesene Ebi. Kale haddesene Şu'betu. An Tevbetel Amberi. En Nafi'in, en İbn-i Umar'a radıyallahu anhuma, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu kal. Abdullah İbn-i Umar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorlar ki, Peygamber Efendimiz buyurdular.
اِذَا صَلَّا اَحَدُكُمْ Sizden biriniz namaz kıldığı vakıtta فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ Elbisenin birisini izar olarak kullansın, birisini de rida olarak kullansın. قَالَ Ravi diyor ki فَهَذَا مُوسَى بْنِ عُقْبَ İşte Musa bin Ukbe وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ نَافِعٍ İmam-ı Nafi'in talebelerinin ileri gelenlerindendir. Ve kudemâihim onların eskilerindendir. فَزَكَرَ ذَٰلِكْ Bunu zikretti en Nafi'in Nafi'den. Bu rivayeti hadisi İmam-ı Nafi'den rivayet etti. O da kimden? Ali bin Ömer radıyallahu anh'ın Abdullah bin Ömer'den. O da kimden rivayet eyledi? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'imizden. وَلَمْ يَشُكَّ Bu rivayette şek etmedi İmam-ı Nafi'ye. Abdullah ibn Ömer, babası Ömer'den mi, Peygamber Efendimiz'den mi rivayet etti? Yukarıki hadiste o şek geçmişti. Bunda diyor ki onda şek etmedi. Anteri'nin rivayetinde, Tevbetül Enberi'nin rivayetinde şek yok. وَلَمْ يَشُكَّ Şek etmedi ve وَافَقَهُ عَلَى ذَٰلِكَ Evet, bu rivayette de muvafıkı değildi. Tevbetül Enberi'yü Evet, Tevbetül Enberi'nin rivayeti de buna muvafık oldu ki yani rivayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Peki bunlar böyle delil getirdiler. Buna cevap olarak ne diyeceksin? قِيلَ لَهُمْ Onlara denilir ki فَقَدْ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرْ فَقَدْ رَوَى عَنِ اِبْنِ عُمَرْ Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. غَيْرُ نَافِ Nafi'den başkaları da rivayet eylediler. فَزَكَرَهُ Bu Nafi'nin gayrisi zikrettiği bu rivayeti yani İbn-i Ömer'e radıyallahu anhüma Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet eylediler. La anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den değil. Yani İmam-ı Nafi'nin hadislerinde yukarıki geçen hadiste şek var idi. İmam-ı Nafi Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet ediyor. Fakat Abdullah ibn-i Ömer Hazreti Ömer'den mi Peygamber Efendimiz'den mi şek ediyordu. Sonra Tevbetül Enberi'nin rivayetini getirdi ki onda şek yok diyor ki Abdullah ibn Ömer Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. O şekki kaldırdı. Ona cevap diyor ki sen Tevbetül Enberi'nin rivayetiyle istidlal ediyorsun ama esas bu hadisin ravisi kim? Nafi'a. Nafi'a'dan sizin elinizde iki senet var. Birisinde şek var, birisinde yok. Peki Rafi'nin İmam-ı Nafi'nin rivayetinden talebeleri bir kısmı şekkiyle rivayet eylemiş, bir kısmı şeksiz rivayet eylemiş. Bu İmam-ı Nafi'den daha başkaları rivayet etmiş mi, etmemiş mi? Evet. Yahut da Abdullah ibn Ömer'den, Nafi'den başkası rivayet etmiş mi, etmemiş mi? Aradık Abdullah ibn Ömer'den, Nafi'den başkası rivayet eylemiş. Nafi'nin başkası nasıl rivayet eylemiş? Hadisi Hazreti Ömer'den rivayet eylemişler. Peygamber Efendimiz'den değil. Demek ki Nafi'nin şek ettiği yerinde. Hadisi Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz'den değil, Hazreti Ömer'den rivayet ediyor. Bunu da neden anladık? Nafi'den başkası Abdullah ibn Ömer'den böyle rivayet ediyor. Peki o rivayet hangisi? Kimmiş o? Onu getiriyor. Diyor ki haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Abdullah ibn Salih. Kale haddesene yelleysu. Kale haddesene akidun an ibn Şihabin. Kale akbereni Salim ibn Abdillah en Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma. Kale ra'a Umar ibn Khattab radıyallahu anhu raculen yusalli. Bak Salim ibn Abdullah Nafi değil. Salim ibn Abdullah rivayet ediyor. Kimden? Abdullah ibn Ömer'den. Salim kim? Abdullah ibn Ömer'in oğlu. Evet, Nafi kim? Kölesi. İkisi de Abdullah ibn Ömer'den rivayet ettiler. Fakat Salim ne diyor? Abdullah ibn Ömer dedi ki: "Ra'a Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu raculen yusalli." Hazreti Ömer bir adamı namaz kılar görmüş. Ne olduğu halde mültehifen bir elbiseye bürünmüş olduğu halde. فَقَالَ لَهُ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer ona dedi, حَيْنَ سَلَّمَ Selam verdiği vakitte ki, لَا يُصَلِّيَنَّ Elbette kılmasın. اَحَدُكُمْ Sizden biriniz mültehifen bir elbiseye bürünmüş olduğu halde namaz kılmasın. وَلَا تَشَبَّهُ Siz benzemeyiniz bil Yahud Yahudilere.
فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَا اَحَدِكُمْ اِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ Sizden birinizin iki elbisesi olmaz da illa bir elbisesi olursa فَلْيَتَّزِرْ بِهِ Onu izar olarak kullansın. Birden aşağısını setretsin, namazını kılsın. Şimdi bu rivayet, Salim'in rivayetinde şek var mı yok mu? Şek yok. Bu rivayet kimden? Hazreti Ömer'den. Emir Hazreti Ömer'den çekmiş. فَهَذَا Salim, işte bu Salim, Hazreti Abdullah ibn Ömer'in oğlu Salim. وَهُوَ Salim اَسْبَتُ Daha ziyade esbettir مِنْ نَافِعٍ نَافِيَدًا وَاَحْفَزُ Daha ziyade ahfazdır. Yani karşılaştırırsa Salim daha alimdir, hepsi daha kuvvetlidir, elinde daha ziyade itimat edilir. İmam-ı Nafi'den yüksektir. اِنَّمَا رَوَى ذَلِكِ İşte Salim bu hadisi rivayet eyledi an İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer'den. O da kimden? An Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den. La anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, yoksa Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemedi. Fesâle hâzel hadisu bi hadis oldu. An Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den rivayet oldu. La anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den değil. Ve revâhu Malik. النافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله إمام مالك إمام نافعٍ وطا عبد الله بن عمر ذن روايته الذي من قوله عبد الله بن عمر قول ذن أولدون روايته الذي ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فلنزي إمام مالك وروايته ذكره لمدي ولا عمر رضي الله عنه عمر ذكره لمدي Yani bu rivayet bir de İmam Malik tarifiyle geliyor. İmam Malik diyor ki bu söz ne Resulullah Efendimiz'in sözü ne de Hazreti Ömer'in sözü. Bu Abdullah İbni Ömer'in sözü. Bu daha bir daha aşağı indirdi. Haddesena, pek onun da rivayetini getiriyor. Haddesena Muhammed İbni Huzeyme. Kale haddesena Yahya İbni Abdullah İbni Bükeyf. Kale haddesena Malikun el-Nafi'in en İbni Ömer'e radıyallahu anh. İmam-ı Malik, İmam-ı Nafi'den, o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ كَسَى نَافِعًا ثَوْبَيْنِ Abdullah ibn Ömer, İmam-ı Nafi'ye iki elbise giydirdi. فَقَالْ İmam-ı Nafi'ye kıyam etti, يُسَلِّي قِلَرْدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ bir elbisede. فَعَابَ ذَٰلِكَ فَعَابَ Abdullah ibn Ömer ayıpladı. Zalik bunun bir elbisede namaz kılmasını aleyhi İmam-ı Nafi üzerinde. Niçin bir elbisede kılıyorsun dedi. وَقَالَ buyurdu ki اِحْذَرْ ذَٰلِكَ Bir elbisede namaz kılmadan sakın. فَاِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak اَحَقُّ Daha ziyade layıktır. اَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ Onun için tecemmül olur. Ziynetli elbiselerini giyip de Allah'ın huzuruna çıkmak daha layıktır. Şimdi buraya kadar gelen rivayetlerden bunlar istidlal ettiler. Bir adamın bir elbisede tek elbisede namaz kılması mekruhtur. Şayet başka elbise bulamazsa onu izar edecek, belinden aşağı bağlayacak, namaz kılacak. Ama ona bürünerek namaz kılması mekruh. Ve halife fî zâlike âferûn. Ülemanın bir kısmı bunlara muhalefet etti. Fekâlû dediler ki lâ bâse. Günah olmadı. Bir elbisede namaz kılmak günah değildir, beis yoktur dediler. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu davalarında da ihticac ettiler. بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِ بْنِ يُونُسُ Muhammed ibn Amr'ın rivayetiyle ihticac ettiler. قَالَ Muhammed ibn Amr dedi ki حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَوِيَةَ اَنْ عَاسِمٍ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Muhammed ibn Sirin Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki قَامَ رَجُلٌ Bir adam kıyam etti. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ayağı kalktı yani. Dedi ki ya Resulallah اَيُسَلَّا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ Bir tek elbise olursa insan onun içinde namaz kılabilir mi? فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ona cevap olarak buyurdular ki اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ اَوَكُلُّكُمْ Sizin hepiniz يَجِدُ ثَوْبَيْنِ iki elbise bulabiliyor mu? Sizin herkesin iki elbisesi var mı? Yani yok. Sen niye bunu sordun yani bir elbisede namaz kılabilir mi? Bu sual ziyade niye? Ashab-ı kiram zaten fakirdiler. Sizin hepinizin iki elbisesi var mı? Yok. Bu mana çıktı. Evet.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهب الحاء وحدثنا علي بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine Muhammed İbn Sirin Hazreti Ebu Hureyre'den bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Bunu da Ali İbn-i Sa'id tarifiyle geliyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravh ibn-i Ubâd'e kâle haddesena ibn-i Züreyd ve Malik'ün ve Muhammed ibn Ebi Hafsa. Evet, bunların üç rivayetiyle dediler. Kâle dediler ki ahbarana ibn-i Şehab İbn-i Şehab-ı Zühri haber verdi. An Ebi Selamet ibn-i Abdurrahman Ebi Selamet'den rivayet edildiler ki enne Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre haddesehu bu hadisi rivayet edildi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den mislehu aynen bu hadis-i şerifin mislini rivayet edildi. Yukarıda bir adamdan rivayet etti. Niye kala dedik üstad? Hangisi? Haddesen Ali bin Said kala haddesen. Malik mi? Üç adam. Üstünde güzel. Kala Ali Ali ibn-i Sa'id, kala haddesene Abdullah ibn-i Bekir. Ha dedi ya, ha yukarıda geçti. Haddesene Ebu Bekir'de, kala haddesene Vahbu. Ha tehvilde. İbn-i Vehb bir, ondan sonra tehvil geçti. İkinciye getirdi. Ali ibn-i Sa'id, kala haddesene Abdullah ibn-i Bekir işte. Vahbu'nun Bekir, Abdullah ibn-i Bekir. İki tane oldular. Ondan sonra? Kala işte onların ikisi dediler ki, haddesene Hişam ibn-i Hassan. Ha'yı görmedin mi orada? Ha tehvildir de. Allah'ın anh, fe le'amri ben ömrüme yemin ederim ki inni le'atruku fiyabi ben elbiselerimi bırakırım fil mişkebi mişkeple yani askıda elbise askısı onu da bırakırım ve usalli kılarım fil tevbil vahid tek bir elbisede yani yokluktan değil benim elbiselerim olur onu askıda korum da onları giymeden bir elbisede de namaz kılarım diye. Öyleyse demek caizmiş. Kerahat olsa Hazreti Ebu Hureyre kılarım. Kılmaz. Le'amri. Yaşayışıma yemin ederim. Haddesena Yunus. Kale ahberen ibn Vehbi. Enne maliken haddesehu. An ibn-i Şehabin. Fezekere bi-isnadi mislehu. Evet. Bu hadis-i şerif o da zikreyledi. Ve lem yeskür kavle Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin sözünü zikretmedi ama hadisi rivayet edildi. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesr'in kâle semiyatü Yezid ibn-i Harun kâle ahberena Muhammed ibn-i Amr'in an Ebi Selamet'e an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislerim. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesr'in kâle haddesena Yusuf ibn Ali kâle haddesena Mülazim ibn-i Amr'in عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عثمان بن خيثم عن قيس بن طلق عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن طلق babası Talkın'ın rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz'e yetki hazır oldu. Yani orada idi, o cemaatteydi ve se'elehu racülü. Bir adam sordu Resulullah Efendimiz'e ne meselesini sordu? Hani racülü söyl bir adamdan ki yusalli fi tevbin vahid. Bir elbisede namaz kılıyor. Yani caiz midir değil midir Resulullah Efendimiz'e sordu. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْءٌ Resul-i Ekrem Efendimiz ona bir cevap vermedi. فَلَمَّا اُقِيمَةِ الصَّلَاةِ Vaktaki namaz ikame olundu. قَارَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz birleştirdi. بَيْنَ تَوْبِهِ Elbiselerini ikisini birleştirdi. Arada açık kalmasın diye elbiselerini kurduğunu birleştirdi. فَصَلَّا فِيهِمَا Bu iki elbisesinde namaz kıldı. Fealen cevap verdi. Yani burada ne anlaşılıyor? Resul zaten ona cevap vermedi. Fakat iki elbise giymişti. Onların da uçlarını birleştirdi ki arada açık kalmasın. Namazı kıldırdı. Haddesena Rabi'ul Müezzinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena Ebnu Ebi Zibin enil Nakhliriyyi enil Kâfâ ibn Hakim kâle dekhalna alâ Cabir ibn Abdillah
biz Cabir ibn Abdullah'ın huzuruna gittik ve yusalli fi thawbin vahid. Baktık ki bir elbisede namaz kılıyor. Ve kamisuhu ve ridauhu fil mishyabi. Halbuki onun kömleği, ridası, bunlar da askıda elbise asılacak ağacın üzerinde. فَلَمَّا انْصَرَفَ وَقْتَكِ نَمَازِ بِتِرْدِ مُصَرِفُ oldu. قَالَ Cabir ibn Abdullah buyurdu ki اَمَا وَاللّٰهِ Ben Allah'a yemin ederim ki مَا سَنَعْتُ هَذَا Ben bunu yapmadım اِلَّا مِنْ اَجْلِكُمْ اِلَّا Size sebep bunu yaptım. Yani siz olmasanız ben elbiselerimi giyip namaz kılacaktım. Fakat sizin için giymedim, böyle tek bir elbisede namaz kıldım. İnden Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz suyla anissalâti fî sevbin vâhidin. Bir elbisede namaz kılma hususunda sordular ona. Fekâle buyurdu ki naam, bir elbisede namaz kılmak caizdir. Ve metâ yekûnûn lâhadikûn, sizden biriniz için ne vakit bulunur sevbalik elbise? Sizden birinize iki elbise ne vakit bulunur ki? Yani bir elbisede namaz kılınır. Zaten yok sizde iki elbise. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا رافع قال حدثنا سمعة بن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث جابر رواية gibi سالم بابا عبد الله بن عمر ذكر روايته الذي فهذا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنبرة المسجد رواية الذي إباحة الصلاة في ثوب واحد bir elbisede namazın mübah olduğunu rivayet eyledi. Halbuki yukarıdaki adamlar, onlar kimden rivayet ediyordular? Abdullah ibn Ömer'den gelir. Diyordular ki Abdullah ibn Ömer'den rivayetlerine göre bir elbisede namaz caiz değil. Bu da yine Abdullah ibn Ömer'den geldi bu rivayette de diyor caiz. Öyleyse Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan iki hadis geldi. Onlar da birbirine taarruz ettiğinden dolayı ikisiyle de delil, ikisiyle de amel edilmediği taarruz hasıl oldu. Feiza taarada fesakata. Taarruz ettiler mi ikisi de hüccet olmaktan sakit olurlar. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Zemi'atü ibn Salih'in kâle Semi'atü ibn Şihab'in يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Diyor ki Salim babası Abdullah ibn Ömer'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylerdi. Hangi hadisi? Hazreti Cabir ibn Abdullah'ın rivayet etmiş olduğu hadisi rivayet ederdi. Yani bir elbisede namaz kılmak mekruh değildir. فَهَذَا ابْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn Ömer قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة diyor ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. يصلي في ثوب واحد bir elbisede namaz kılardı. Ne olduğu halde mültahiten bihi anında iltihaf eder olduğu halde. Yani bir elbiseyi almış, vücuduna sarmış, böyle namaz kılar olduğunu gördüm. Neyse bu hadis-i şerifte iki şeye delalet çıktı. Birisi bir tek elbisede namaz kılmak mekruh değildir. Bir de onu izar etmemiş de vücuduna lihaf gibi sarmış. Bu da kerahat değil. Yani birinci kevilde ikisi de mekruh dediler ya, onların ikisine reddiye yaptı bu hadisler. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي قبيلة قال أخبرنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع بن الواتيل قال حضرت سلمة بيقول في قلت يا رسول الله إني أعالج الصيف بل أوجيم أو يفر أفأصلي في الكميس الواحد تكبير كم بكتا بلنا مسكلا يمي قال نعم namaz kıl ve zürrehu fakat o bir elbise olursa sen onu izrar yap yani birbirine düğme yap velev bir şoketin isterse bir dikenli olsun yani elbiseyi açık bırakma da birbirine bağla bağlayacak hiçbir şey yoksa elbiseyi birbiri üzerine getir bir diken al üzerine sok onu tutsun çapa gibi. ففي هذه الآثار إشتبوا أسر للأولوجدر
إباحة الصلاة نماذج مباح والمسح في الثوب الواحد يخط في ثوب واحد يا ألف لام الواحد kaldıracaksınız yahut ötekine bir eliflam ilave edeceksiniz. Fi sevbi vahidi, öyle yapılır. Bir elbisede namaz kılmak mekruh olmadığını bu eserlerle ispat ettiler. Fezalike, işte bu bir elbisede namaz kılmanın mübah olmasını ispat eden eserler yudaddu zıdd olur. Neye? Maşhur bir eserlere ki menaat selate namazı men etti fi sevbin vahidin bir elbisede. Ona zıdd oldu. Ve yedullu delalet eder ki enne zalik bu bir elbisede namaz kılmak la bâse bihi onda beis yoktur. Ha ala halil vücud diğer elbiselerin bulunması halinde. Ve halil i'vaz hali i'vazdı. Ala halil vücud ve halil i'vaz. Yani diğer elbiseleri ister bulunsun, isterse fakir olsun, olmasın, tek bir elbisede namaz kılmak mübahtır. Bu eserler onu ispat etti. Ve zâlik, bu da ennissâile sâil, sâilen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sual buyurdular ki, eyusalli ehaduna, bizim birimiz namaz kılar mı? Fî sevbin vâhidin bir elbisede. Kılabilir mi? Fe ecâbehün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona cevap olarak buyurdu, cevaben mutlaka, mutlak bir cevap. Fekale dedi ki, eve kullukum yecidü sevbeyni, sizin hepiniz iki elbise bulabiliyor mu ki, hepiniz iki elbise var mı ki? Bu mutlak cevaptır. Yani ne demek? İster kudreti olsun, iki elbise bulabilsin, ister bulamasın, bir elbisede namaz kılmak mekruh değildir. Mutlak dediği bu. اَيْ لَوْكَانَتِ السَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي ثَوْبِ الْوَاحِدِ bir elbisede namaz mekruh olsaydı لَكَرِهْتُ ben mekruh görürdüm لِمَنْ لَا يَجِدُ bir kimseye ki bulamaz illa ثَوْبًا وَاحِدًا illa bir elbise bulur ona mekruh görürdüm derdi. Yani bu manaya geldi. Öyleyse madem mekruh görmedim mekruh değildir, caizdir. فِي cevabı Resulullah Efendimiz'in cevabında olduğu gibi zarif bu. Bu cevabında ne olucudur? Ma ol bir şey olucudur ki yedüllü delalet eder. Ala enne hükmü salati fi sevbil vahid. Şu mesele üzerine delalet eder ki bir elbisede namaz kılmanın hükmü. Kim için? Limen yecidü sevbeyin. İki elbiseyi bulan için. İki elbisesi var. Fakat iki elbisede kılmıyor da bir elbise, bir esvapta kılıyor. Bu, bunun hükmü. Kehuve. İşte o namazın hükmü gibidir. Fissalati namazda fissevbil vahid bir elbisede. Bir elbisede kılanın hükmüyle iki elbisede kılanın hükmü bir oldu. Kim için? Limen la yecidu gayrehu. Bir adam bulamadı da bir elbisede nasıl kıldısa iki elbiseyi bulup da namazı tek elbisede kılanın ikisinin hükmü bir oldu. Yani ikisi de mekruh değildir, mübah. Bu şey itibariyle buraya kadar bitti. Nefile itibariyle her iki tarafın delillerini getirdi. Ondan sonra kıyasa geldi. Sümme aradına ennen zura. Sonra biz mürad ettik ki bakalım keyfe yenbeği nasıl layıktır ki en yuf'ale işlenile bi sevbil vahid bir elbiseyle ellezi öyle bir elbise ki yusalli fihi onda namaz kılıyor. Bir elbiseyle namaz kılıyor. Bunda nasıl kılacak? Nasıl layıktır? Yeş demilu bihi o elbiseyi vücuduna ihtimal mi eder? Battaniye gibi, çarşaf gibi üzerine mi sarar? Ev yettezilu bi yahut izar mı yapar? Ondan sonra buna sıra geldi. Vallahu Teala alem sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme aradina ennen zureki feyembeği en yuf'ale bi sevbil vahid الذي يصلى فيه أو الذي يصلي فيه كسبه أيشتمل به أو يتجر ثم أردنا سورة biz murad ettik ki أن ننظر نظر edelim كيف ينبغي nasıl layıktır en yef'ale işleye namaz kılan adam yahut da en yef'ale işlenile bir sevbil vahid bir tekelbiseyle
Nasıl işte ya? Ellezi şöl bir kimse ki yusalli namaz kılıyor fiyanda. Bir adam bir elbisede namaz kılıyorsa nasıl yapması layıktır? Ma eyeştemilu bihi, onu üzerine sarar mı çarşaf gibi? Ev yetteziru bihi, yahut da belinden aşağı izar olarak mı kullanır? Nasıl yapar? Buna nazar ettik, aradık, bakalım rivayet var mı? Fenazarına nazar ettik, fî zâlik, bu mesele hakkında, feyze ibn-i merzûk. Baktık ki İbn-i merzûk, fethaddesena, bize rivayet eyledi. Kale buyurdu ki, haddesena Ebu Amir el-Akadiyyü. Kale haddesena ibn-i Ebi Zîbin, anil-Mekluriyyü, an Ebi Murre, Mevla Akil ibn-i Ebi Talib. Ebi Murre'den rivayet ediliyor ki o da Hazreti Akil'in kölesiymiş. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil vardı, büyük ağabeyisi. Onun kölesiymiş. Ondan rivayet eylemiş. O da kimden? El-Ümmehani bint Ebi Talib radıyallahu anh. Ebu Talib'in kızı Ümmehani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ı onun evinden çıktı ya. Mekke-i Mükerreme'de. Ümmehani'nin evinden. Fî hadîsin tavîlin. Uzun bir hadisi şerifte rivayet eyledi. Kâlet Ümmehani radıyallahu anh'a buyurdular ki فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi. Fatimete, Hazreti Fatime'yi emreyledi. فَسَكَبَتْ Döktü lehu ona guslen suyu. Gusl edecek suyu döktü. فَاَغْتَسَلَ O da gusl etti. Hazreti Fatime suyu döktü. Resulullah Efendimiz de o suyuna gusl etti. ثُمَّ صَلَّى Sonra namaz kıldı. فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ Bir elbisede. Bir elbise, tek elbisede namaz kılmış. Fakat şimdi buradaki tek elbise ama ne şekilde? Diyor ki, ne olduğu halde? Muhalifen. Muhalif olduğu halde, beyne tarafeyhi iki taraf, iki tarafı muhalif olduğu halde. Elbisenin sağ tarafını sol omuzuna atmış, sol tarafını da sağ omuzuna atmış. Yani bir çarşaf gibi bir şey. Evet, ona bürünmüş Resulullah Efendimiz. O üzerinde tutması için ve setre avret yapması için sağ tarafını sola, sol tarafında sağ atlayan gibi tesettür eder. Bir elbise. Bir elbiseyle namaz kılmış. Ne kadar kıldı? Rekaatin, rekaatler kıldı. Yani en aşağı rekaat dedim, en aşağısı 4. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Abdillah el-Ensari an Muhammed ibn Amrin kâle haddesena İbrahim ibn Abdillah İbni Huneyn'in an Ebi Murre, yani Ebi Murre'den rivayet eyledi. Fezekere bi isnadihi, bu senetle zikreyledi. Fissalati, namaz hakkında mislehu, yukarıda okuduğumuz hadis-i şerifin mislini rivayet eyledi. Ve kâle, fakat bu ikinci rivayette buyurdu ki, semâne rekaati, 8 rekat kıldı. Birinci hadiste birkaç rekat kıldı, rekaatin cemi. Cemi olunca ekelli 3. Namaz 3 olmaz. İkişer olduğundan en ekelli 4 olacak. 4 olur, 6 olur, 8 olur, 10 olur. Artık sen yukarıya çık. Fakat ikinci rivayette tekit etti ve kayıtladı. 8 rekat kıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisi şeriften ne anlaşıldı? Resulullah Efendimiz tek bir elbisede namaz kılmış ve onunla da ihtimal etmiş. Yani bürünmüş. İzar olarak kullanmamış. Ve bu da daha makul insana geliyor. Belden aşağı setresin, belden yukarı çıplak kalır. Bu da mekruh. Fakat o elbiseyi bütün üzerine sararsa göğsü, arkası ve alt tarafı hepsi örtülü olur. Haddesena Yunus'un kâle ahberene ibn-i Vehbin enne mâliken haddesehu en Musa ibn-i Meysere ve ebin Nadir Mevla Ömer ibn-i Ubeydillah enne eba murrete ahberehumâ. Yine Ebu Mürre haber verdi bunlara ki enne Ümmehani binte Ebi Talib radıyallahu anha Hazreti Ümmehani ahberetu ona haber vermiş en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den mislehu bu hadisi şerifin mislini. Yani Hazreti Ümmehani diyor ki Peygamber Efendimiz husletti. Hazreti Fatime de gusül suyunu dökerdi. Huslettikten sonra bir elbiseyi aldı ve buna ihtimal etti, büründü, tek elbiseyle namazı kıldı.
Ve sonki rivayette 8 rekat diyor. 8 rekat kuşluk namazını delil doluyor bu. Başka yerlerde var. Duha namazıydı bu konuda. Kuşluk namazı. Kuşluk namazının delillerinden birisi de bu hadis-i şerif oluyor. Haddesena Rabi'ul Mâzzin kâle haddesena Şuayb ibn-i Leys kâle haddesena Leys an Yezid ibn-i Ebi Habib an Sa'id ibn-i Ebi Hind an Eba Hureyre tehaddesehu. Hazreti Ebu Hureyre rivayet eyledi. Sümme zekere bi isnadihi mislehu. Sonra bu isnatla aynen bu hadis-i şerifi zikreyledi. Fakat bu Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Şimdi sahabiyattan Hazreti Ümmühani rivayet eyledi. Bir. İkinci, Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edildi. Daha kuvvetli oldu. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Muhriz. Kale haddesena Yaqub ibn İbrahim ibn Sa'd. قال حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما حضرت عبد الله بن عباس'ın kölesi Küreyb'den rivayet ediliyor. O da Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediliyor. قال عبد الله بن عباس buyurdular ki رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Ne olduğu halde gördüm? Yusalli, namaz kılar olduğu halde gördüm. Fî bürdin bir hırkada. Öyle bürt ki lehu kendisi için. Kendisinin bir hırkası vardı. Onda namaz kılar gördüm. Öyle bürt de ki hadramiyyin. Hadramut'ta yapılırdı o. Hadramut hırkalarından. Onda namaz kılar gördüm. Ne olduğu halde? Müteveşşihem bihi. Anında teveşşüh eder olduğu halde. Yani sağ tarafını sol omuzuna atmış, sol tarafını da sağ omuzuna atmış. Müteveşşih bu. Böyle namaz kıldığını gördüm. Ma aleyhi. Peygamber Efendimiz'in üzerinde, Peygamber Efendimiz'in üzerinde yoktu. Gayruhu, başka bir libas yok. Yalnız o bürde hadremi vardı. حدثنا ربيع الكيسي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي قال سمعت غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن ابن لعمار بن ياسر إياس بن سلمة بن الأكوع diyor ki ben Hazreti Ammar ibn Yasir'in bir oğlundan rivayet eyledim. İsmini zikretmiyor burada. Hazreti Ammar'ın bir oğluymuş. Hangisi? Kale, Hazreti Ammar'ın oğlu dedi ki, Kale ebi, ona da babası Ammar ibn Yasir rivayet eylemiş. Demek ki rivayet kime çıktı? Hazreti Ammar'a çıktı. Emmena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize imam etti, imamlık etti, fi sevbin vahidin, bir elbisede. Bir elbise giymiş olduğu halde bize namaz kıldırdı. Ne olduğu halde? Müteveşşihem bihi. O sevbiyle müteveşşih olduğu halde. Yani sağ tarafını sol omuzuna atmış, sol tarafını da sağ omuzuna atmış. İşte bu hadis-i şeriflerin hepsi istidlal ediliyor ki bunlarına teveşşih ederek, ihtimal ederek bir elbiseyle namaz kılmak mekruh değil. Çünkü Resulullah Efendimiz yapmış. Haddesena Ebu Bekir'te kâle haddesena Yahya ibn-i Hammadi. قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه Şimdi Ebu Bekir senedi sahih ile Hazreti Cabir ibn Abdullah'a çıkarıyor. O da diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh ana rivayet eyledi ki ennehu Hazreti Ebu Sa'id dakhala alel nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin huzuru şeriflerine girdiler. فَرَآهُ يُصَلِّ Resulullah Efendimiz'i namaz kılar gördü. فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ Bir tek elbisede. Ne olduğu halde namaz kılar gördü? مُتَوَشِّحًا بِهِ Teveşşüh eder olduğu halde. Yani ona bürünmüş, sağını sol tarafına, solunu da sağ tarafına atmış olduğu halde. Evet, şimdi rivayet birinci kimden? Ümmühani'den. İkincisi Ebu Hureyre'den. Üçüncüsü kimden? Ebu Sa'id'in Hudri'den radıyallahu anh. Üç sahabeden bu rivayet geliyor. Haddesena İbrahim ibn Munqiz. Kale haddeseni İdris ibn Yahya. En Bekir ibn Mutar.
عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المكي أخبره أنه دخل على جابر بن عبد الله. أبو الزبير diyor ki ben Cabir bin Abdullah'ın huzuruna girdim. Vahve yusalli. Hazreti Cabir de namaz kılıyordu. Ne oldu o halde? Mültahifen bi sevbihi. Elbisesine bürünmüş olduğu halde. İçtimal etmiş. Ve siyabuhu halbuki elbiseleri garibetu minhu. Kendisine yakın idi. Yani elbisesi yok değil. Elbiseleri de var. Onları giymemiş. Çarşaf gibi bir şeye bürünmüş. Onunla namaz kılıyordu. Sümmel tefete ileyna. Hazreti Cabir namazını bitirdikten sonra bize döndü. Fekale buyurdular ki innemâ sena'tu hâzâ. Ben namazı bu şekilde kıldım. Ben bunu yaptım. Elbiselerim olduğu halde giymedim de bir tek elbiseye büründüm ve teveşşüh ederek namaz kıldım. Ben bunu sizin için yaptım. Ne için? Likeyma terav. Ta ki siz göresiniz. Yani bu mesele hakkında o zaman da ihtilaf olmuş da olur mu olmaz mı? Yani ne yapmış? Böyle yapmış ki diğer zatlar görsünler ki ha bu caizmiş. Caiz ama bakalım Resulullah Efendimiz yapmış mı yapmamış mı? Onu da rivayet ediyor. Hazreti Cabir diyor ki ve inni raitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Yasna'u zalik. Bunu yapar olduğu halde gördüm. Ben Resulullah Efendimiz böyle tek elbiseyle namaz kıldığını gördüm. Onun için burada da elbiselerimi giymedim. Sizin yanınızda tek elbiseyle namaz kıldırdım ki siz göresiniz ki bu caizdir. Ve ben bunu da Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyorum buyurdu. Haddesena Yezid ibn Sinan ve ibn Merzuk kâle haddesena Ebu Asim an ibn Cüreydin an Ebi Zübeyr an Cabirin radıyallahu anhu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Cabir radıyallahu anh'den rivayet olundu ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. İzâ sallâ ahadüküm. Sizden biriniz namaz kıldığı vakitte fî sevbin vâhidin bir elbisede feliyeteattaf teattuf etsin. Bir ucunu öteki tarafını assın. Feliyete attaf, teattuf etsin. O demek bir tarafını assın. Bihi o elbiseyi. Elbisenin bir tarafını öteki tarafını atar. İşte ona teveşşüh derler. Tabi sağ omuzunu sağa atsa olmaz. Tutmaz. Sağ tarafını sol omuzuna atacak. Sol tarafını da sağ omuzuna atacak. Haddesena Yunus'un. Kale ahberene ibn-i Vehbin. Kale ahbereni Amr ibn-i Haris. Ve Üsâmetü ibn-i Zeyd'in el-Leysi. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضي الله عنه رواية ediyor ki görmüş رسول الله Efendimiz'i ki yusalli namaz kılıyor في ثوب واحد bir elbisede ne olduğu halde muhalifen بين طرفيه iki tarafını muhalif edici olduğu halde على عاتقيه omuzuna على عاتقيه beyne tarafihi ala atifeyi. Muhalif olmazsa sağ tarafını sağ omuzuna atar. Sol tarafını sol, o muhalif değil. Muhalif nasıl olur? Sağını sol omuzuna, solunu sağ omuzuna atar muhalif olarak. Ve sevbuhu halbuki Hazreti Cabir'in elbisesi de bulunuyordu. Alel mişcebi ağaç üzerinde. İki ağacın ucunu birbirine bağlarlar, dikerler, ondan elbiselerini asarlar. Şimdi yani buralarda bizim bu asrımızda duvarlara çakıyorlar. Araplarınki öyle değil. Nerede olursa olsun iki ağacın ucunu getirir birbirine yayıfından bağlar yahut da çatal yapar onu ona geçirir. Uçlarında yere diktim işte durur elbiselerini de onun üzerine asar. Onun adı mişcep. Diyor ki elbiseleri mişcep üzerindeydi. Onları giymedi ve bu şekilde namaz kıldı. Bir tek elbiseyle namaz kıldı. Ve yukarıki hadiste de geçti ki bunu Hazreti Cabir yaptıktan sonra namaz kıldı onlara dedi ki ben bunu kasten yaptım ki bu meselenin cevazını öğrenesiniz. Çünkü ben Resulullah Efendimiz'i gördüm bu şekilde namaz kıldıydı. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene ibn Ebi Meryem. Kale haddesene Ebu Gassan. An Asim ibn Abdillah ennehu dekhal ala Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhuma. Felemma hadaratü salah. Asim ibn Abdullah diyor ki ben Hazreti Cabir'in yanına girdim. Vaktaki namaz hazır oldu. Namaz vakti geldi. قَامَ فَصَلَّا قَفْتِ namaz geldi. وَهُوَ حَلْبُكَ هَزْرِتِ جَابِرْ مُتَوَشِّحٌ بِإِزَارٍ
bir izarını aldı, yani belden aşağı bağlanacak o elbiseyi aldı. Bu halbuki onun elbiseleri de alelmiş gibi askı üzerindeydi. Felemma salla vaktaki namazı bitirdi. İnsarafe ileyna, bize insiraf etti, döndü. Fekale, buyurdu ki, ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Salla, namaz kıldı. Hakeza, böylece. Bir elbiseyi teveşşuh ederek onunla namaz kıldı. Onun için ben de böyle yaptım, buyurdu. Haddesena Yunus'u, kâle akberene ibn-i Vehbin, enne maliken haddesehu an Hişam ibn-i Urve, an ebihi, an Umar ibn-i Ebi Seleme, ennehu ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer ibn Ebi Seleme'den rivayet olundu ki o Resulullah Efendimiz'i gördü diyor. Ennehu ra'a, gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yusalli kılar olduğu halde. Fî sevbin vâhidin, bir elbisede. Fî, nerede? Fî beyti Ümmü Seleme'te radıyallahu anha. Ümmü Seleme'nin evinde. Ne olduğu halde? Vâdi'an tarafeyhi. İki tarafını vesh edici olduğu halde, ala atikeyi, omuzlarını sağa sola, solunda sağ omuzlarını atmış olduğu halde. Bu Ömer ibn Ebi Seleme, Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın oğlu. Çünkü Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın kocası vefat ettikten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz onunla tezevvüc ettiler. Ömer de onun, Resulullah Efendimiz'in ögey oğlu oluyor. Tabi anasının evine gitti. Anasının evinde Resulullah Efendimiz'in bu şekilde namaz kıldığını gördü. Haddesena Yunus'u, evet, haddesena Ali ibn Abdurrahman, kâle haddesena Abdullah ibn Salih, kâle haddeseni Yelleysu, kâle haddesena Yahya ibn Sa'idin, an Ebi Ümamete ibn Sehlin, an Amr ibn Ebi Selamete, kâle ra'eytu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Amr ibn Ebi Seleme, yukarıdaki okuduğumuz o zat. O Ömer dedi, burada da Amr dedi. İkisi bir midir? İki kardeş midir? Biri Ömer, biri Amr, yoksa o mu yoksa? Herhalde iki kardeş bunlar. Bu meseleyi sonra bir tahkik edelim. Evet, ondan rivayet ediyor. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'i gördüm yusalli kılar olduğu halde fi sevdin vahidin bir elbisede mültahifen bihi onu iltihaf eder olduğu halde yani lihaf gibi çarşaf gibi üzerine almış namaz kıldığını gördüm muhalifen beyne tarafeyhi iki taraflarını evet muhalif olarak ala menkibeyhi omuzlarına evet, bir tarafını öteki omuzuna, öteki tarafını da öteki omuzuna atmış olduğu halde namaz kılar gördüm. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Süleyman ibn Harbi, kâle haddesene Hammad ibn Seleme. Şimdi bu bir senet. Ha dedim yani, bu hadisin ikinci senedi. Ha tehvildir, geçerler. Ha oldu mu ikinci senet. Yani Hammad ibn Seleme'ye çıkaracak yine. Ve haddesene Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesene Ubeydullah ibn Muhammed'in Teymi, قال اخبرنا حماد بن سلمة. Birinci de İbn Ebu Davud kimden rivayet etti? Süleyman ibn Hattan ve Hammad'dan. Bu ikinci de Muhammed ibn Huzeyme Beydullah ibn Muhammed'in Teymi'den rivayet eyledi. O da Hammad ibn Seleme'den. Bu ikisi de Hammad ibn Seleme'de birleşti. İşte böyle birleşirse ona ha işareti kur ve okunurken de tehvildir geçerler yahut da ha der geçerler. En Habib ibn Şehid Habib ibn-i Şehid'den rivayet eyledi Hammad ibn-i Seleme'den. Anil Hasan'u da Hasan-ı Basri radıyallahu anh'den. An Enes'in radıyallahu anh'u. Hasan-ı Basri de Hazreti Enes radıyallahu anh'den rivayet eyledi. Kale Hazreti Enes buyurdular ki, Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz çıktı. Yani Beyt-i Şerif'inden, evinden çıktı. Ve huve halbuki Peygamber Efendimiz müttekiyün. Dayanıyordu. Ala Üsamete radıyallahu anh, Hazreti Üsame'ye dayanıyordu. Hasta halinde çıkmış Hazreti Üsame'ye dayanarak çıktı diyor. Müteveşşihun, Peygamber Efendimiz teveşşuh ediciydi. Bir bürdün bir hırkayla, yani üzerine bir elbise almış, onu vücuduna sarmış, sağ tarafını solumuzuna, sol tarafını da sağımızına atmış. Bu şekilde çıktı. Fasalla bihim, cemaate namaz kıldı.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد قالوا تدللك أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet ediyorlar ki buyurdu ki Peygamber Efendimiz buyurdu izâ sallâ hadukum sizden biriniz namaz kıldığı vakıtta fî sevbin vâhidin bir elbisede fel yuhalif muhalif yapsın beyni tarafihi iki tarafını muhalif yapsın. Yani sağ tarafını sağ omuzuna atmasın. Sağ tarafını sol omuzuna. Soli de sol omuzuna atmasın. Soli de sağ omuzuna ki muhalif olsun ki elbise duta açılmaya, setre avret eli olur. Sağını sağ omuzuna alsa, solunu da sol omuzuna alsa göğsü açık kalacak. Setre avret olmaz. İşte muhalifin dediği gibi olur. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Revh ibn-i Ubâde kâle haddesena Hişam ibn-i Hassan ve Şu'betu an Hişam ibn-i Urbe an Ebihi an Umar ibn-i Ebi Seleme kâle râitu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yusalli fi thawbin vahidin bir elbisede namaz kılar olduğu halde gördüm. Fakat ne olduğu halde muhalifen beyne tarafihi iki tarafını birbirine muhalif olarak yaptığını gördüm. Şimdi buraya kadar bu hadisi şerifleri senetleriyle beraber zikretti. Bu bir tane, iki tane, üç tane değil. Hemen hemen neredeyse tevatür derecesine gelecek. Fakat tevatüret tevatür etti hadihil asar bu eserler tevatür etti an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le tevatür derecesinde geldi. Evet, ne ile tevatür etti? Biz salati Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılmasıyla fi sevbil vahidi bir elbisede ne olduğu halde müteveşşihen bihi o elbiseyle teveşşuh eder olduğu halde teveşşuhu anladınız. Elbise çarşaf gibi alacak üzerine sağ tarafını sola, sol tarafını da sağ omuzuna atacak. O şekilde tesettür edecek. Bir tek elbise. Yani gömlek yok, don yok, başka hiçbir şey yok. İşte bir tek elbisenin namaz kılmak. Şimdi bunu birinci kavl sahipleri bunu reddettiler, mekruh dediler. Şimdi bunu ispat etti ki bir elbisede namaz kılınır. Kılınır. Peki ne şekilde kılınır? Beline izar gibi mi bağlayacak? Yoksa omuzlarına mı atacak? İzar gibi, bazı rivayetler getirdi, dedi ki izar gibi yapacak, teveşşüh etmeyecek. Şimdi bu rivayetleri de getirdi ki hayır, teveşşüh ederek kılabilir. Fakat zekerine zalik, biz bunu zikrettik ki, ba'de hadil hadis, bu hadislerin bazılarında zikrettik ki, ennehu salla, Peygamber Efendimiz kıldı, ve siyabuhu alel müşkebi, elbiseleri de, ağacın üzerinde askıdaydı. Fî sevbin vâhidin bir elbisede. Müteveşşihen bihi o elbiseyle teveşşuh ederek kıldı. Fakat yecûzu caiz olurken yekûne zâlik bu şekilde namaz kılması ola. Adama ol bir hüküm üzerine ki ittisa etti. Minessiyâbi elbiselerden hâsaten hususi. Yani elbiseler var. Fakat bu böyle yapıldı. La alama tafa. Yani biz bu hükmü veriyoruz. Neye veriyoruz? Ha elbiseleri çok. Elbiseleri var fakat böyle de kılabilir. Bir de var ki hayır elbiseleri yok. Yokluktan kıldı. Hayır diyor. Bu caiz ki elbiseleri var. Evet. Fakat yine hüküm böyledir. Elbiseleri olduğu halde bir elbiseyle ihtimal ederek namaz kılınır. La alama tafa minha. Yoksa hükmü getirelim de zengin idi. Onun elbiseleri var idi. Bu caiz değildir de fakir olursa caizdir. Buna hasredelim. Yok. Fakire mahsus değil bu. Zengine de caiz, fakire de. Ve yecûzu caiz olurken yekûne ola alâ kulli siyâb elbiselerin hepsine hüküm ola mâ dâqa minhâ ve mettasâ. İsterse bu adam fakir olsun, isterse geniş olsun. O mâna olmadı. وقد يجوز أن يكون ذلك على متسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق سيالر üzerine çarşaf gibi sarar kılar ama fakir olursa ittizar izar olarak kullanır belinden aşağı caiz ki hayır
ister elbisesi olsun, zengin olsun, ister fakir olsun, izhar etmez de rida eder. Yani ihtilaf burada. Bu hüküm beyan ettiğine göre. Yani itiraz eden adam der ki, Resulullah Efendimiz'in bu şekilde namaz kıldığı var, fakat bu zenginlere mahsustur. Zenginin elbisesi var da, elbiseyi giymedi de bununla böyle çarşaf gibi aldı, üzerine kıldı. Bu yapabilir ama fakir üzerine izar vaciptir. Binaenaleyh o bu şekilde kılamaz da yerine izar gibi bağlayıp kılacak. Bir bu ihtimal var. Bir de var ki hayır, zengin olsun, fakir olsun. Herkese caizdir. Bu iki şıktan hangisi doğrudur? Bunun hakkında da rivayet var mı yok mu bakalım dedi, diyor. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Biz buna da baktık. Diyor. Acaba zengine mi mahsus yoksa fakir zengin ikisi de yapabilir mi? فَاِذَنْ اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بُنُ عَمْرِنِ الْمِسْقِيُّ Ebu Zür'a rivayet eyledi. قَدْ حَدَّسَنَا rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّسَنَا فِتْرُ بْنُ خَلِيفَةَ اَنْ شُرَحْ بِلِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّسَنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقُولُ Hazreti Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğunu ben işittim. Derdi ki İzzet tese'at sevbu elbise geniş olursa yani o aldığın battaniye gibi, çarşaf gibi o sev olursa, geniş olursa fete'attaf bihi sen onu te'attuf et ala atikike umuzuna at. Sağı sola, solu sağa at. Ona te'attuf derler. Eğer elbise geniş seni setir avret yapabilecekse bu şekilde yap. Ve izâ dâfe, yok elbise darsa, sağını soluna atamıyorsun, solunda sağa atamıyorsun dar elbise, fettezir bihi, o vakitte beline izar gibi bağla, sümme salli, sonra namaz kıl. Ve şimdi bu hadis-i şerif, bu yukarıdaki o iki ihtimali bir ihtimale indirdi. Şimdi yukarıdaki iki ihtimal neydi? Müştemil olarak, müteberşih olarak namaz kılmak, zenginlere mahsustur, fakirlere değil. İhtimalin birisi bu. Birisi de hayır, zengin, fakir hepsi yapar. Şimdi bu ihtimal ne getirdi? Dedi ki yok, sizin düşündüğünüz gibi zengin, fakir meselesi yok burada. Ya o çarşaf gibi üzerinize alacak elbiseye bakacağız. O elbise genişse, omuzlarına attığın vakitte atabilirsen, setre avret yapabilirsen o şekilde namaz kıl. Yok elbise küçükse, omuzlarını atamıyorsun, aslan tutmayacak yahut da vücudun her tarafını setretmeyecek, küçük, dar, bu vakitte beline izar gibi sar, o şekilde namaz kıyır. Meseleyi izah etti. فَسَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ O hadisle sabit oldu ki, اَنَّ الْاِجْتِمَالَ اِجْتِمَالْ هُوَ الْمَقْسُودُ Maksud olan ihtimaldır. Yani namaz kılarken izar gibi mi? Farz et ki elbise ikisine de ihtimali var. İzar gibi yapsan da olur, omuzlarını assan da olur. Hangisi maksuttur? Hangisi evvel gelir? İhtimal. Eğer elbise genişse, gelebilirse, ihtimal et. Evet, omuzlarını da at, vücudun her tarafını setret. Ve ennehu o ihtimal, huvellezî yenbeğe en yuf'aletissiyab. Elbiselerde işlenmesi layık olan odur. اَلَّتِ اُلَى اَلْبِسَلَرْ كِ يُسَلَّى ف۪يهَا Onda namaz kılınır. Namaz, kendisinde namaz kılınan elbiselerde layık olan ihtimaldir. Ya dediğim gibi belinden aşağı sarsa belden yukarı çıplak kalacak. Bu mekruh. Ama ihtimal olunca hem alt tarafı mestur hem yukarı tarafı mestur olur. وَاِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ Yok, ihtimala kudreti yoksa ne için? لِدِيقِ السَّوْبِ Elbise dar, gelmiyor, vücudun her tarafını örtemiyor. İttezere bihi, onu izar olarak kullanılır. İzar yaparak namaz kılar. İzar ne demek? Belden aşağı bağlamak. İzar bu. Vehtecine ennen zura. Biz mehtac olduk bakalım. Fi hükmü sevbil vasiya. Geniş bir elbisenin hükmünde. Ellezi öyle geniş elbise ki. Yestati'u gücü yeteren yettezire bihi izar olarak kullanır. Ve yeştemile yahut da omuzlarını ata ihtimal eder. İkisine de geliyor bu elbise. Bunun hükmüne nezar ettik, bunu aradık. Ve elbise bu şekilde olursa hel yeştemilu bihi ev yettezir. Onu çarşaf gibi omuzlarına mı assın kılsın yoksa izar gibi mi yapsın kılsın? Buna da
nekil getirecek, nekil arayacağız diyor. Buna baktık. Ve keyfe yefalu, hangi şeklini yapar? Ve izen Yunus'u kad haddesene. Baktık ki Yunus rivayet eyledi. Kale haddesene Süfyanu an Ebiz Zener. An ilâreç an Ebi Hureyre radıyallahu anhu. An Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eyledi. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. Kale buyurdu ki, La yusalli ahadüküm, sizden biriniz kılmasın. Fi sevbil vahid, tek bir elbisede. Öyle tek elbise ki, leyse ala atiqeyhi, omuzlarında olmadı, minhu elbiseden şeyin bir şey. Elbise bir. Onu birer taraflarını omuzlarına atmadan bu elbisede namaz kılmasın. Ne demek yani? İzar gibi yaparsa omuzlarına atmamış olur. Vakıtta namaz kılar, bunu yapmasın. İlla omuzlarına atsın. Omuzlarına da attığı gibi ne olur? İçtimal olur. İzar şeklinde olmaz. Şimdi buradan da bu hüküm çıktı. Haddesene bir bu. Haddesene Fehdun kâle haddesene Ebu Nuaym. Ha ve haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Müemmilun kâle haddesene Süfyan ane bizzenâd fezekere bisnâdihi mislehu. Haddesene Ebu Munqif. Kâle haddesene İdrisü bin Yahya. عن عبد الله بن عياش عن أبي هريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم yine bu senetlerle Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz kale buyurdular اِذَا صَلَّا أَحَدُكُمْ sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ bir elbisede فَلْيَجْعَلْ قِلْسِلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ omuzları üzerine مِنْهُ ondan şeyun bir şey فَلِيَجْعَلْ kılsın olursa vakitte şeyen olması lazım. فَلِيُجْعَلْ kılınsın اَلَا عَاتِقَيْهِ omuzlarına مِنْهُ عَنْدَنْ شَيْهُ وَقُدَّ فَلِيَجْعَلْ kılsın اَلَا عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْهُ O cümlesi icalin mef'ulu olur. فَلِيَجْعَلْ kılsın cümlesi ne olur? Halbuki اَلَا عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْهُ شَيْهُ مَأْخَرْ مُفْتَدَ عَاتِقَيْهُ مُكَدَّمْ خَبَرْ böyle olur. Yoksa şeyen olması lazım. O namaz öyle bir şekilde o namazı kılsın ki omuzlarında o elbiseden var. Bu şekilde namaz kılsın. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyetti. فِي حَدِيثِ اَبِ الزَّنَادِ اَبِ الزَّنَادِ hadisinde عَنِ الصَّلَاتِ namaz kılmaktan فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ bir elbisede ne olduğu halde مُتَّزِرَمْ بِهِ İzar gibi onu bağlamış o şekilde namaz kılıyor. Bundan nehyetti. وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ اَيْذَا Yine Resul-i Ekrem Efendimiz'den geldi ki اَنَّهُ نَهَا Peygamber Efendimiz nehyeledi. اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ bir adam namaz kılmasını nehyetti. فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهِ yalnız sirvalda, donda. ki لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ dondan başka bir şey yok. Elbisesini çıkardı, donuyla namaz kıldı. Resulullah Efendimiz bundan da nehyetti. İşte don, izar ikisi bir hükümdedir. Belden aşağı mestur, belden yukarı çıplak. Ha don olsun, ha izar olsun. Şimdi izardan nehyettiği gibi yalnız donla namaz kılmadan da nehyetti. Evet. İzarla namaz kılması kimin hadisinde? Şimdi yukarıda geçti ya. Ebu Zinad'ın hadisinde değil miydi? Evet. Evet. İzâ sallâ ahadüküm fî sevbin vâhid fel yecel elâ âtiqihî minhû şeyhûn. Daha yukarıda la yusallâ ahadüküm Ebu Zinad'ın hadisi. La yusallâ ahadüküm fî sevbin vâhid leyse alâ âtiqihî minhû şeyhûn. Ebu Zinad'ın rivayeti bu. Bir adam namaz kılmasın, illa onun umusunda elbiseden bir şey olsun. Yani izarına kılmasın. Eğer elbise yetiyorsa, ihtimal etsin, ona bürünsün. Yalnız donda kılmak hakkında da nehi var. Öyleyse hangisi aramız elde kaldı? İhtimal, bürünmek. Haddesena İsa bin İbrahim el-Gafiqi. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك yani bu hadisi şerifi yani bir adam yalnız don ile namaz kılmasın illa onun üzerinde bir şey daha olsun فهذا مثل ذلك işte bu da Ebu Zinad'ın rivayeti gibidir وهذا عندنا işte bizim indimizde bu hüküm alel vücudi bulunmak üzerinedir. Mehu o adamla beraber
le gayrihi gayrisini bulması, alel vücudu bulması üzerinedir. Evet, ma'ahu onunla beraber le gayrihi gayrisinde buluyor. Yani onun izari var, başka bir elbisesi de var. Yahut da ridası var, izari de var. Yani donu var, başka bir şey de var. Bu hükümler buradadır. Yani var, başka var. O elbiseyi de giyebilir. Binaenaleyh o elbiseyi giymedi de yalnız donla kıldı. O mekruhtur. Niye? Madem yukarı omuzların tarafında setredecek bir şey var, niye onu setretmedi? Evet. فَاِنْ كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ Yok, fakir bulamadı. Yok, adamın bir tek donu var. Yahut da bir parça bez var. O da ancak belden aşağı izar gibi kullanabilir. Böyle olursa فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ Onda namaz kılmakta beis yoktur. كَمَا لَا بَأْسَ فِي الثَّوْبِ الصَّغِيرِ Küçük elbisede namaz da beis olmadığı gibi ne olduğu halde müttezirem bihi onu izar olarak kullandığı halde. Şu halde bu hükümlerden anlaşılıyor ki bir adam fakir ise yalnız göbekten diz kapağına kadar setir edecek. Orası farz. İster sirvar olsun, ister izar olsun. Onun için keraheti yok, caiz. Yok, elbisesi varsa adam farz olan göbekten diz kapağına kadardır. Ben bununla namaz kılarım. Fakat yukarıyı örtmem. Elbisesi olduğu halde yukarı tarafı örtmese namazı mekruhtur. فَهَذَا تَصْحِيْهُ مَعَانِ هَذ۪ي الْاَثَارِ Bu eserlerin manalarının tesahi budur. Öyle eserler ki el-merviyyeti anin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edilen eserlerin manalarının tesahi budur. فِي هَذَا الْبَابِ Bu meselede. Mesele neydi? Bir elbise ile namaz kılmak caiz mi değil mi? İki elbisesi olduğu halde birisiyle kılsa mekruh mu değil mi? Hüküm çıkardı ki mekruh değil. Peki bir elbise olursa izar gibi mi kullanacak yoksa bütün vücuduna mı saracak, bürünecek mi? Ondan da hüküm çıkardı ki eğer imkanı varsa bürünecek. Yok fakir ise bu vakitte setri, farz olan yeri setir edecek. Göbeğinden diz kapağına kadar. وَقَدْ رُوِيَتْ اَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَٰلِكَ اَثَارٌ Şimdi bunlar hadis olarak nefrettik. Bir de ashab-ı kiramdan nakiller var. Onları beyan edeceğiz. مِنْهَا O ashab-ı kiramdan varid olan eserlerdendir. مَا اُلْ بِرْ Rivayet ki حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا بِشِرُ بْنُ الْفَضَّرْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ إِسْحَاقِ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة. سهل بن سعد diyor ki Müslümanlardan bir takım erkekler namaza gelirdiler. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizle namaz kılmaya hazır olurdular. Ne oldukları halde عاقدي ثيابهم elbiselerini dükümlemiş oldukları halde في رقابهم boyunlarını elbiselerinin uçlarını boyunlarına dükümlemişler. مَا عَلَى أَحَدِهِمْ Onların üzerinde bulunmazdı illa سَبُنْ وَحَدٍ illa bir elbise. Geniş bir çarşaf gibi bir şey onu vücuduna sarıyor. Sağ tarafından sol omuzuna, sol tarafından sağ omuzuna alıyor. Onu da yukarıda dükümlüyor. Dükümlüyor ki düşmesin. İşte bu şekilde o bir elbiseyle namaz kılardılar diyor. حَدَّسَنَا بْنُ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا خَطَّابِ بْنُ عُثْمَانْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْرِ قال حدثنا ثابت بن العجلان قال حدثنا أبو عامر سليم الأنصاري أنه صلى مع أبي بكر في خلافته أبو عامر حضرة أبو بكر لنماز قلدي سبعة أشهر يدعي فرأى أكثر من يصلي معه baktık حضرة أبو بكر لنماز قلنların ekserisini gördü ki من الرجال erkeklerden namaz geliyorlar في ثوب واحد bir elbisede Öyle elbise ki yud'a bürden, bürt derdiler ona. Onun ismi bürt. Leysa aleyhim gayruhu onların üzerinde o bürtten başka da bir şey yok. Yani uzunca vücudunu setredecek çok da kalın değil. İşte vücudu setreden bir kumaş, bir bez parçası neyse izar biz ihramlara giriyoruz ya. İşte o şekilde bir şey bürt dedikleri
onu kullanırdılar diyor. Hazreti Ebu Bekir ile ben 7 ay namaz kıldım. Eshab-ı kiramın yahut tabiinin ekserisi o şekilde namaz kılardılar. Haddesena Ebu Bekir kâle haddesena Mu'ammil ibn İsmail kâle haddesena Süfyan an İsmail ibn Ebi Halid an Kays ibn Ebi Hazim kâle sallâ bina Halid ibn Velid yevmel Yermuk. Yermuk harbinde Hazreti Halid bize namaz kıldırdı. Fî sevbin vâhidin bir elbisede. Ne oldu o halde? Kad hâlefe beyni tarafeyi. Halbuki iki tarafını muhalif kılmıştı. Yani sağını solumuzuna, sol tarafında savumuzuna atmış idi. Tek bir elbisede Hazreti Halid namaz kıldırdı. Ve halfehu Hazreti Halid'in de peşinde idi. Ashab-ı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in. Ha, o ikinci hadiste. Fî sevbin vâhidin kad hâlefe beyni tarafeyi. Bu hadis orada. Yermuk herbi ki Müslümanlarla Hristiyanların, Rumların en büyük harbi Şam tarafında, Yermuk'ta 600 bin Rum toplandı. O meşhur harbi işte. Müslümanların da hepsi 30 bin kadar var idi. Fakat Allah-u Teala nusret verdi. İşte orada o harbi kazandılar, Yermuk harbi. Diyor işte o harpte Hazreti Halid sabah namazını, hangi namazı? Sabah namazını da dinliyor. Namaz kıldırdı hangi vaktiyse. Bir elbiseydi, onu ihtimal etmişti. Sağını soluna, solunda sağ tarafını omuzlarına atmıştı. O şekilde imamlık etti. Peşinde de ashab-ı kiram vardı. Eğer bu mekruh olsa ashab-ı kiram onu ikaz ederdiler. Mekruh olmadı ondan, onlar da sükut ettiler. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Ebu Velid, kâle haddesena Şöbe anil hakem, an Kays ibn Ebi Hazim, kâle. Orada dedi ki, Kays ibn Hazim, emmena Halid ibn Velid yemmel yermut. Yermuk harbinde Hazreti Halid bize imamlık etti. Fî sevbin vâhidin bir elbisede. Et hâlefe beyne tarafihi etrafını, iki tarafını omuzlarına atmıştı. Ve halfehu ashab-ı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peşinde de ashab-ı kiram vardı. Fefîmâ kadreveynâ. İşte bu rivayet ettiğimiz eserlerde orucudur. Kimden rivayet eylediğimiz? Emmen şul bir kimselerden ki zekerina biz zikrettik. Ashab-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashabında. Mine salati namaz kılmak sevbil vahidi bir elbisede. Bir elbisede namaz kılan ashab-ı kiramdan birçoklarından rivayet eyledik. Onların hem rivayetleri var hem de bil fiil kendilerinin o şekilde namaz kılmaları var. Evet, işte bunlar da orucudur. Bir hüküm orucudur. Ne ma ol bir hüküm orucudur ki yudaddu zıdd olur. Neye ma şol bir rivayete ki hükme ki رَوَيْنَا اَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'den kitabın başında, faslın başında rivayet etmiş olduğumuz hadise zıt bulucudur. Orada Hazreti Ömer ne dedi? Müştemil olarak namaz kılmayın, bir elbisede namaz kılmayın. Böyle geldi fakat bu rivayetlerimiz hep ona zıt geldi. Bu çok, o rivayet bir tane. Bunlar ise tevatür derecesinde. ثُمَّ قَدْ سَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Sonra Peygamber Efendimiz'den de sabit oldu. فِي الْاَثَارِ الْمُتَقَدِّمَ Tekaddüm eden eserlerde varid oldu, sabit oldu. مَا اُلْ بِشَيْكِ قَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ وَاَسْحَابِ كِرَامٍ فِيَلَّرِنَ ve rivayetlerine muvafık olarak Resulullah Efendimiz'den de rivayet geldi. فَذَٰلِكَ Öyleyse bu ikincisi evlâ, daha evladır en yu'khaza bih alınmaya daha evladır. Evlâ en yu'khaza. Evladır ki alına, bihi bununla. Neden evladır? Mimma ruviye en Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in rivayetinden ise bu ikincisini almak daha evladır. Niye? Bu hem çok ashab-ı kiramın rivayetleri çok hem kendi fiilleri. Ve hâzâ işte bu. Ellezî ol bir şey ki beyyenne biz beyan ettik. İşte bizim bu beyan ettiğimiz o da nedir? Tek elbisede namaz kılmak caizdir. Ve bunun da ihtimal etmesi evladır. İzar olarak kullanılmadığınızsa omuzlarını atıp da kılması evladır. Bu kimin kavludur? Kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin Rahim.